Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması, genç oyuncunun dizinde travma tespit edilmiş. Mehmet, travma bir açar mısın? Nedir? Ne olur? Yani tabii yani muhtemelen bir darbe gelmiştir. Darbeye bağlı. Darbe gelmiştir ve orada bir kanaması vardır. Tabii nereye geldiğini tam bilmiyorum ama hani artık ayak bileğine mi geldi, kaval kemiğine mi geldi, kavala mı geldi, üst adaleye mi geldi bilmiyorum ama hani bir darbe gelmiştir. Ve o darbe o kanama yapmıştır. Kanama olduğu için de muhtemelen de ayak şişmiştir. Onun travmasıdır o. O da bir süre alır. O da yani eğer hani ayak bileğinde bir bağ falan bir kopma yoksa eğer bir iki hafta falan sürer inmesi, ağrıdan geçmesi. Ama Allah korusun hani herhangi içinde bir bağ falan kopuk olursa o biraz daha uzun sürebilir. Öyle olsaydı zannediyorum derlerdi ya da işte yeni bir tazeyse belki yarın 24 saat geçmesi gerekiyor galiba. Çünkü bu tip şeylerde kanamalarda onun sıcak olduğu için çıkmıyor. İnşallah sadece ufak bir şeyle yani, atlatır. Genç bir oyuncu ama Arda'yı konuştuk. Bakın şimdi sakatlık oluyor haberi. Işte futbolun içinde yani var. Yani. Var ama olmasın ya. Ben hep söylüyorum yani. Tabii. Hiçbir futbolcu sakatlanmasın yani. Tabii. Çünkü hepsinin bakmış olduğu, hükümlü olduğu kişiler var, kazanmış olduğu. Yani sonuçta o işten ekmek yiyorlar. Bazen böyle çok kötü sakatlıklar görüyorum. Kendim almış gibi darbe hissediyorum böyle yani. Sağda böyle ufak tefek sakatlıklar mutlaka olacaktır yani. Bugün ama futboldan kopan sakatlıklar olması yani. Bir buz tedavisi görür. Yarın sabaha kadar bir buz tedavisi yapılır. Ayağındaki şişlik indiğinde de bir MR'a gidilir. Oradan net bir şekilde belli olur. İnşallah bir şey çıkmasın. İnşallah geçmiş şey olsun diyelim kardeşim. Yani bugün bu buz olur diyorsun. Sonra bir MR. Tabii sıcak yapamıyorlar sıcak çünkü. Olduğu için sıcak yapamıyorlar çünkü göremiyor. Görmezler. O yüzden o şiş indirmeleri gerekir. O da buzla iner. Buzla indirecekler. Yarın da artık indikten sonra da bir MR'ı çekip net durumuna bakılır. Biz de yıllarca artık bu işin olmadı. Biraz böyle duyduğumuz anda ne kadar süre, zaman işte o tabii ekstra bir şey olmadığı sürece. İlk açıklandığı zaman çünkü bir rapor açıklanıyor. Doktor olman lazım onu böyle tam ne kadar olacağım. Bazen mesela benim sağlıkçı doktorlar onu atıyorum ama oradan çok net cevaplar gelebiliyor. Çünkü tıbben açıklama yapılıyor mesela. Bizim Galatasaray'da çok genelde açıklamalar öyle. İşte şu uykuluk hemden 2 santim buradan, 3 milyon nerede buradan falan böyle. Bunun karşılığı ne acaba diyorsun bilmiyorsun yani soruyorsun. Burada çok net ama yani senin de anlattığın gibi hocam. Yarını bir görmek lazım. Hemen o darbeyi aldığımı sıcağı sıcağına hemen orada doktorlar bir buz. Evet bir buz bağlanır. Buz. Sonra dediğin gibi ödem inmesini beklenir. İnip ertesi gün inmezse yine bekliyorlar. Yine bir tedavi. Sonra MR'dan sonra hemen operasyona başlıyor. Ama yani muhtemelen kuadratın doktorları kontrol eder. Hani şiş indikten sonra sağlık ekibindeki doktor hani bileğindeki bazı hareketler yaparak hani nerede ağrın var, ne yaparken ağrın yok gibi tetikler yapar. Ki Arda'nın orada işte hocam buram ağrıyor, bunu yaparken ağrıyor deyince zaten doktor biliyor. Tam onu soracaktım ben de işte. Hani, şimdi biz onu parmağıyla dokunuyor. Ayağına bas diyor. Basma derecesi, yürüme derecesi burada bir şey var mı diyor. O bir nevi o MR'ı daha orada doktor canlı canlı çekiyor canlı yani. Ondan biliyor. Sonra onu hissediyor. Yani Mehmet'im sen ağır bir sakatlık yaşamış mıydın oynadığın dönemde böyle? Ya benim öyle çok ciddi bir sakatlık yoktu aslında. Yani bir Fenerbahçe'de bir ayak yan bileğim yırtıldı. 4 tane bağım kopmuştu. Yaklaşık bir 6 hafta burada oynamamıştım. Ve en büyük benim sakatlığım bel fıtığıydı. Ben bel fıtığına yakalandım Beşiktaş'ta oynarken. O yüzden hep içimde ukde kalmıştır. Hani Beşiktaş'taki formayı tamamıyla veremedim, hakkını veremedim diye. Çünkü uzun süre bir sakatlık yaşadım işte o bel fıtığın dolayı. Yoksa Allah'a çok şükür yani böyle dizim mizimde falan olmadı, ciddi bir sakatlık hiç yaşamadım. Ben de hatırlamıyorum çünkü böyle bakıyorum da sıkıntılı değildi yani. Bel fıtığı ama işte o çok kötü bir şey. Dediği gibi yani belki de daha fazla forma giyebilirdi. Bak üzüntü yaşıyorum diye işte. Şimdi yani içimdeki mesela şey kaldı ben bir uhde kaldı. O hakkını veremedim Beşiktaş formasının hakkını bir türlü veremedim. Yani ben Fenerbahçe'de 3,5 sene oynadım abi. Belki 3,5 sene içerisinde 10 kere gitmişimdir MR'a. Beşiktaş'a transfer oldum abi ben her hafta MR'a gidiyordum. Öyle bir durum oldu orada. O bir de yanlış çalışmada. Keşke herkes Mehmet kadar düşünebilse bak. Hocam ne diyor mesela? Ben diyor içimde uhde kaldı. Oynayamamak, onun karşılığını verememek. Transfer olduktan sonra. Bu bile çok önemli bir davranış. Bazı oyuncular biraz önce dedim ya sana oynuyorlar. Çok kısa süre oynuyorlar. İşte belli bir ücretini alıp gidiyorlar. O aldığım paranın karşılığını veremedim. O beklentiyi karşılayamadım. Almadım zaten. Yani o rakamlarda almadım yani. Dedim ben forma şansı bulamadım fazla. Yani hakkını veremedim. Örnek davranış kutluyorum. Hakkınızı helal edin diye ayrıldık yani o zamanlar. Kutluyorum örnek bir davranış. Yani başkaları o sözleşmede ne yazıyorsa kimse ben oynamadım falan demez. Çünkü öyle bir sözleşme yok. Oynadığım maç sayısına göre bir transfer yok. Kutluyorum seni yani. Ya tabii Arda Güler'i seven Fenerbahçe taraftarlar ne olmuş nedir durum diyorlar da yani bir panik durumu yok Arda sonuçta. Güler herkes seviyor. Fenerbahçe taraftarı demiş. Şu anda Türkiye'nin gururu. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Karakter olarak, futbolcu olarak az önce de açılışta da konuştuk. Yani son yılların yetiştirdiği ender futbolculardan bir tanesi. O yüzden çok iyi bakmak lazım.
sadece Fenerbahçe taraftarı olarak değil, Beşiktaş maçına gidip Beşiktaşlarla fotoğraf çekilebiliyor. Galatasaray maçına yarın bir gün gelecek, aynı şeyi orada da yapacak. Yani böyle daha önce de çok söyledim, yine söylüyorum. Biraz önce senin söylediğine de benzer. Ya ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim sözü eskiden statların birçok yerinde yazardı mesela bizim o çocukluğumuzda. Arda gibi oyuncular için geçerli bu. İşte senin de bak Beşiktaş'ta oynamadım, paramı almadım çünkü hak etmedim gibi. Bunlar çok farklı şeyler yani. Arda'ya bir kez daha geçmiş olsun diyelim. İnşallah ciddi bir ufak şey bir şeydir. Evet, Dünya Kupası ile ilgili de çok sorular geliyor. Özellikle Mehmet Yozgatlı'nın ve senin finalist beklentin. Brezilya için herhalde hemfikiriz. Yani, şimdi baktığında en iyi oynayan takım konumunda, öyle mi Savaş? Doğru. Düşün şöyle. Ama Belçika, iki maç 1-0, 2-0, ikisi de ikinci yarı. Yani normal şartta da Brezilya maça golle başlar. Aynen. İki maçta da ilk yarısı golsüz. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Özellikle ilk maçta. Kontrollü bir futbol. İsviçre karşısındaki oyunu ekstra kontrol. Almanya'nın durumu yarın belli olacak. Ne olacak? Çok orada sadece Almanya'nın da değil. Ya İspanya ne yapacak? İspanya ne yapacak bakalım. Japonya karşısında. Biraz da Almanya'nın kaderi kendi elinde olmayacakken oradaki sonuçları tabii bekleyecek. Rakibi bekleyecek. Burayı geçerse Almanya yine favori takımlardan bir tanesi olabilir. Çünkü Almanya bu turnuvaları en çok benimseyen kulüplerden bir tanesi. Hani bir laf var ya. Belçika sürpriz yapar mı? O da bir önceki turnuvadan futbol olarak insanların tadı damağında bıraktı. Burada yine mesela baktığımız zaman Batshuayi orada önemli işler yapıyor. La Liga özetlere gidelim. Saat başı buradayız. Mehmet Yozgatlı ve Savaş Çorlu ile devam ediyoruz. Tolga Tezcanoğlu dedi ki Aykut abi Fransa yedeğin yedeğiyle çıkmış Tunus maçına. Bayağı bir rotasyon. Yani haklıdır. Vardır bir bildiği tabii Didier Deschamps'ın. İşine karışamayız. Tunus karşısına vallahi gerçekten bayağı bir yani Mandanda kalede, Disasi Varan var, Konate, Loris yok, Mbappe yok, Benjamin Pavard yedek değil mi? Eğer öyle olursa şimdi Fransa çok rahat çıkıyor. Kaybederse maçı Tunus 4 yaptığını düşünelim. Danimarka demek ki o riski almış. Yani bak 6 kadar... puan, bak 6 puan. 6 puanı var. Fransa 6. Ben öyle ya da böyle çıkacağım diyor yani. Zaten çıkmış orada yani. Ha, oradan sonra 3-1-1 Tunus Danimarka. Acaba şu anda şey Fransa olabilir mi? Polonya Arjantin'i düşünebilir mi? Hani orada bir Arjantin'le karşılaşmayın diye. Hesabını mutlaka yapmışlardır. Yani yapmışlardı çünkü öyle bir şey de var. Tabii mutlaka onun hesabını yapmışlardır. Tabii. C grubunda Arjantin eşleşmesi olacak yani. Orada tabii kim çıkacak belli değil. Polonya mı çıkacak? Bak iyi düşündü. Meksika mı çıkacak? O hani, tamamen o hesap yapılmış. Bak iyi düşündü. Yapılmıştır. Bence o biraz da ondan. Yani Tolga Tezcanoğlu diyor ki yönetmen çoluk çocukla oynuyor abi diyor. Onun var bir şey. Bak Mehmet'in yolu mesela mantıklı. Oradan gelecek en zayıf halkayla eşleşeyim. Bana ne diyor birinci, ikinci ben ona bakarım.